Toz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Yine Kıbrıs'ı konuşacağız. Güney Kıbrıs'ı. Bugün gazetelerde yine manşetlerde, dün de gündemdeydi. Nobel'li ekonomist Krugman da yazdı New York Times'ta. Evet. Önemli bir uyarıda da bulundu. Diyor ki sanki Avrupalılar Yunanca ve İtalyanca neon harflerle aydınlatılmış bir bankalara akın zamanı tabelası taşıyor. Şimdi hakikaten böyle bir tehlike var mı? Aynı şeyi Ellerayn da söyledi. Avrupa ciddi bir krize doğru mu gidiyor? Bu Güney Kıbrıs meselesi düşündüğümüzden belki biraz daha büyük boyutlarda mı ilerleyecek acaba? Vallahi şöyle, gerçekten ben de bugünkü köşemde benzer bir konuya değindim. Tehlike geçmiş gibi gözüküyor. Dün biliyorsun piyasalar çok kötü açılmıştı. Ve bizim piyasada hemen açılır açılmaz yaklaşık 1000 puan bir düşüş yaşadı. Ama ardından çok çabuk toparlandı. Burada Barış, önemli olan nokta ne biliyor musun? Sen eğer bir Avrupalı olsaydın, İtalya'da ya da İspanya'da yaşayan bir Avrupalı olsaydın, Kıbrıs'ta milletin parasına vergi geldiğini gördüğünde acaba sen ne düşünürdün? Dün en büyük tehlike İtalya ve İspanya'da da veya Portekiz'de, Yunanistan'da, yani Avrupa'nın borçlu ülkelerinde tamamıyla insanların bankalara gidip parasını çekmek istemesi riski vardı. Tabii bu riske karşılık ben Avrupa Merkez Bankası'nın gerekli önlemleri alacağını söyledim. Ama dün en azından bu olmadı. Yani böyle bir hani bir stres yaratan bir unsur olmadı. Dolayısıyla artık tehlike geçti demek çok zor. Krugman tabii ki dünyada bugüne kadarki finansal krizlerde banka batışları ve bankadan mevduat çekişleri nasıl büyük devasa etki yaratacağını biliyor. Işıklı tabelalarla paranızın mevduatınızı çekin mesajı olarak vermiş bunu. Aynen katılıyorum ve tahmin ediyorum iş henüz bitmedi. Ve burada da yatırımcıların ben kesinlikle çok temkinli olmasını öneriyorum. Çünkü daha önce bir kaç yazımda ben bu Target 2'yi yazmıştım. Avrupa'da bir sistem var. Hı hı. Eğer sen bir İtalyansan, İtalyan bankasından yarın İtalya için de borç azaltma girişimleri olacak. İtalya'nın da borcu çok çok yüksek. %130'a, milli gelirin %130'una varması bekleniyor İtalyanlar için. Bu durumda şunu yapabilirsin. Alır paranı götürür, Alman bankasına yatırabilirsin. Çünkü Merkel hanımefendinin Almanya'daki seçmenlerine 1 Eylül'de seçim olacakken asla öyle bir şey yapmayacağını bilirsin. Böyle bir durumda şöyle oluyor. Ben İtalya'daki paramı eğer Almanya'daki bir bankaya havale yaparsam veya EFT yaparsam İtalya'daki banka bunu bildiriyor Merkez Bankası'na, İtalyan Merkez Bankası'na. Evet. Ve Almanya'daki Merkez Bankası'na da Almanya'daki banka bildiriyor. Dolayısıyla Alman Merkez Bankası İtalyan Merkez Bankası'ndan alacaklı hale geliyor. Her ikisi bu şekilde clearing sistem dediğimiz Avrupa Merkez Bankası nezdinde her merkez bankasının bir hesabı var. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde yani bir buçuk yılda İtalyan ve İspanyolların zaten yoğun bir şekilde Alman bankalarında hesap açtırdığını gördük. Ve daha doğrusu hesap değil hesaplarını oraya transfer ettiğini gördük. Bu nedenle bir İspanyol Merkez Bankası'nın borcu kime? Almanya'daki Bundesbank'a borcu ciddi biçimde arttı. Ve Target 2 diye izlenen bu seviye de Alman bankalarına giden paranın miktarını görüyorduk. Bu son zamanlarda bir miktar yavaşlamıştı. Ve sürekli artış gösteriyordu, bir miktar yavaşlamıştı. Ama bu olaydan sonra benim tahminim tedrici olarak bu artmaya devam edecek. Hı hı. Ve bu ileride çok büyük dengesizlikleri de beraberinde getirecek. Yani ileride İspanya ya da İtalyan Merkez Bankası, Alman Merkez Bankası'na
bu paraları ödemek durumunda kaldığında o zaman çok büyük sıkıntı doğacak. Hatta bunun önüne geçmek için ekonomistler çeşitli makaleler yayınladılar literatürde. Şu an oldukça büyük bir tehlike hala var. Biliyorsun henüz parlamento oylamadı, onaylamadı bu vergi işini. Artık herkes tarafından bilinen bir şey. Şu an Güney Kıbrıs'taki Rum kesimindeki parlamento eğer bu yasayı çıkartırsa seçmene karşı ezilmiş olacak. Eğer çıkartmazsa bu sefer iflasın altına imza atmış olacak. Dolayısıyla tam bir aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumu var. Bu nedenle de benim tahminim iş bitmedi. Sıkışma ve sıkıntı devam edebilir. Hı hı. Ve özellikle de diğer Avrupa ülkelerindeki mevduat sahiplerinin davranışı her an yeniden değişebilir. Bu nedenle gerçekten ciddi bir risk var ve bu riski de bizim yatırımcıların göz önünde bulundurması gerekiyor. Dün tabii ki bizim piyasalar çok fazla bozulmadı. Zaten yayında da bunu açıkça söylemiştik. Hani bir haftada bu unutulur demiştim ben. Bir haftaya kalmadı. Yaklaşık 15 dakika sonra bizim piyasa adeta sanki dışarıda hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Bu tamamıyla bir ilk andaki düşüş bir refleksti. Ve bu refleksin sonrasında en azından bozulmadı. Ama bugün için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yani bugün bizim piyasa tabii ki açılışta gene olumlu açılacak ama yatırımcı çok fazla iştahlı olmamalı bugün için. Çünkü bir miktar dışarıdaki riske karşılık, Rusya'daki riske karşılık, Rusya'daki düşüşe karşılık biraz güvenli liman olarak Türkiye'yi seçen yatırımcılar oldu. Ve çok büyük bir alım yoktu dün. Ama düşüş olduğu sırada hemen toparlanması fiyatların çok net bir şekilde şunu gösterdi. En azından şu aşamada petrol fiyatları hızlı gerilerken Türk bankalarının veya Türk insanların orada herhangi bir mevduatı olmaması nedeniyle biz çok rahat geçirdik bu süreci. Ve zaten dünkü yayında da bunu ısrarla vurguladık ki yatırımcı panik halde sabahleyin kalkıp işte satıp yanlış kararlar vermesin ama bugün itibariyle dünkü söylem geçerli değil. Hocam, ama biraz sonra şeye bakacağız, grafiklerde göstereceğim. Grafiklere bakacağız ama bugün bir haber vardı, o benim dikkatimi çekti. Şimdi borsayla konuşmaya başlayacağız. Derinlemesine analize başlamadan evvel şunu soracağım. Şimdi bugün yeni trend Pollyanna diye bir haber gördüm borsayla ilgili olarak. Bu korku endeksi, meşhur VIX endeksi. Krizin etkilerini tamamen silmiş. 11.30'da tarihin dip seviyelerinde görünüyor. Şimdi ama şöyle bir yorum yapılmış. Uzun uzadıya bir haberdi o. Tüm dünyada işte borsalar son aylarda ki biz de hakikaten öyle konuşuyoruz. Zaman zaman bu yorum siz de yaptınız. Sadece olumlu haberleri alıyor, görüyor. Ve buna göre davranıyor. Ama bu aslında bu kaygısızlık da bir yandan kaygı verici olarak yorumlanıyor. Ne dersiniz? Hakikaten öyle mi? Şimdi şöyle zaman... O VIX endeksine bakabilir miyiz hakikaten? Tabii. 11.30'larda dipte mi? Bu Pollyanna yorumu doğru mu? VIX endeksine bakalım Barış. Ve gerçekten orada ne olup bittiğini ben göstereyim sana. Burada dünkü Kıbrıs konusu nedeniyle VIX endeksi çok diplerde seyrediyordu. Ve yukarı yönlü bir hareket oldu VIX endeksinde. Dün oldu şu hareket. Tamamıyla Güney Kıbrıs konusundan kaynaklanan ve sadece Avrupa'yı değil Amerika'yı da etkiledi ki Amerika'da biliyorsun bu VIX endeksi hesaplanıyor. Ve 11 seviyelerinden 13 seviyelerine çıktı. Şimdi bu VIX endeksinin daha önceki krizlerde geldiği noktalara bakarsak tabii ki bu çok önemli bir artış değil. Daha önceki krizlerde bu haftalık grafik örneğin 90-91 Körfez Savaşı şu seviye. Arkasından 97-98 yani burada 37-40'a geliyor. Hı hı. 97-98'de şeye geliyor. O da Asya krizinin yoğun etkisi 40'a geliyor. Sonra 2001'de İkiz Kuleler'e saldırı olduğunda Amerika'da bunun ciddi bir olumsuzluk yaratacağı beklenerek yine 40'a kadar çıkıyor. Şurası ki... geçmişte gördüğü yani 90 yılından itibaren gördüğü seviyeleri ikiye katlıyor. Burası da 2008 küresel krizi ve Lehman Brothers'ın batması.
şu 2010'un başındaki sert yükseliş, Yunanistan'ın borçlarını ödeyemeyeceğinin ortaya çıkması ve Yunanistan sorununun ortaya çıkması. 2011'in sonuna doğru da bu bölgede de İtalyan ve İspanyol özellikle İspanyol bankalarının likidite krizine girmesi ve ancak bu kriz şöyle atlatıldı. Avrupa Merkez Bankası bu bölgede 1 trilyon euro likidite verdi bütün Avrupalı bankalara ki onların likidite sorununu çözmüş oldu. Ondan sonraki yukarı yönlü hareketler daha cılız gerçekleşti ve VIX endeksi tam olarak dibe indi. Şimdi polyanlacılık oynuyor söylemi zaman zaman doğru bir söylem. Her zaman geçerli bir söylem değil. Peki son yaklaşık olarak bir aydır işte Amerikan borsaları rekor kırıyor. İşte 14.277 direncini ki o zirveydi orayı geçti. S&P 500 endeksi Amerikan yine New York borsasının 500 tane hissesini kapsayan S&P 500 endeksi rekora çok yaklaştı. Bu arada Avrupa'da da olumlu hareketler vardı. Nitekim Japonya felaket yükseldi. Ve borsalar neyi satın aldı? Burada tabii ki piyasaları bir senaryosu olur kafasında her zaman. Ve bu senaryoya uygun davranır. Bu senaryo bir çok kısa vadeli senaryodur. Orta ve uzun vadeli senaryodur. Orta vadeli senaryoya baktığımızda ki yaklaşık belki de son bir aydır tüm programlarda ben şunu çok net bir şekilde belirtiyordum. Amerika'da ciddi bir toparlanma süreci başladı. Son gelen ekonomik veriler çok umut veriyor. Aynı zamanda konut fiyatlarının artmaya başlaması ve konut sektörünün canlanmış olması daha önceki dönemlere göre ciddi bir refah etkisi yaratıyor, servet etkisi yaratıyor. Bu da borsalarda yükselişi destekliyor. Son gelen iş dünyası verileri, sanayi üretimi, imalat sanayi verilerinin hepsi çok olumlu geliyor Amerika'da. Dolayısıyla orada tüketici bir yeniden para harcamaya başlamış gözüküyor. VIX endeksinin bu kadar düşmesinin temel sebebi tamamıyla Amerikan ekonomisini geleceğine ilişkin beklentilerin olumluya dönmesi. Zaten bu olumluya dönüş nedeniyle de Amerikan faizlerinde biz yükseliş gördük. Ekonominin canlanacağını sinyal verir Amerikan faizlerindeki yükseliş. En azından kısa vadedeki yükseliş. Bu anlamda şu anki senaryo bu. Amerika toparlıyor. Asya zaten Amerika toparladığı zaman toparlayacak. Mecburen Avrupa da bunu izleyecek. Ama Avrupa şu an buna bir balta vurdu. Bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama alınabilecek en kötü kararı aldılar. Olacak iş değil. Yani bütün bir Avrupa'daki sistemi, finansal sistemin altına LRI'nin deyimiyle dinamit fitili ateşlendi. Burada özellikle dinamit fitilinin ateşlenmesi insanların beynine bu her an paranızın bir kısmını alabilirim beklentisinin konulması. Bu henüz bitmedi bu süreç. Ve bu süreç önümüzdeki günlerde, aylarda yani şöyle düşün. İtalya'da bir hükümet kurulmasında inanılmaz zorluk çekiliyor. Standard & Poor's bugün dün bir açıklama yapmış. Standard & Poor's diyor ki Avrupa'da sosyal patlama riski var. O zaman takır takır Avrupa ülkelerinin, borçlu ülkelerinin notunu düşürebilir. Ve işsizlik hat boyutlarda hat safhaya ulaşmış. Zaten Yunanistan tam koma halinde hala. Bir türlü oradan çıkamıyor. Ve LRI'nin söylediği şekilde Avrupa sisteminin parasal birliğin dağılmasına da bile getirebilir bu süreç. Şimdi böyle bir beklenmedik. Hocam işler sanki böyle biraz düzelir gibiydi. Böyle bir ılımlı hava vardı. Birdenbire niye böyle yaptılar bu güneşi? Ya inanılır gibi değil ya. Sen ona ötekine 40 milyar veriyorsun. Yunanistan'ın yaklaşık 130 milyar euro borcunu tıraşlıyorsun. Onu oradan karşılıyorsun. FSF'den yani kurtarma fonundan karşılıyorsun. Güney Kıbrıs'ta hani mide sinek küçüktür mide bulandırır şey. Aynen öyle 10 oluyor. Milyar. Sen bir 5 milyar euro daha atmış olsan oraya normal şartlarda bu sorunların ve bu endişelerin hiçbirisi yaşanmayacak. Bu tamamıyla politik bakış açısıyla, ekonomik bakış açısının tam çatıştığı nokta. Doğru. Merkel orada
direkt söylediği cümle şu. Yani ben işte Alman vergi mükellefini de düşünmek zorundayım. Ya bu zamana kadar zaten öteki taraflara verdiğin paralara baktığın zaman 5 milyar euro nedeniyle bütün bir Avrupa'nın altına dinamit koymanın ne anlamı var? Bu insan anlayamıyor gerçekten. Gerçekten onun şu an Eylül ayında seçime gidecek olması ciddi anlamda yanlış kararları da beraberinde getirecek. Peki bu tepkilerden sonra Avrupa'dan gelen, işte Amerika'dan önemli yazarlardan, ekonomistlerden gelen tepkiler, Güney Kıbrıs'taki o vatandaşın tepkisinden sonra geri adım olur mu acaba? Şimdi bir gevşetme şeyi var. Hani oranı düşürmeyi düşünüyorlar ama toptan vazgeçme gibi bir şey olabilir mi acaba? Valla şöyle, böyle bir durumda da Almanlar ayağa kalkar. Yani iş, çünkü aslında bu iş 15 milyar yardım yaptık denilse, bitirilse hiç sorun olmayacaktı. Fakat aslında şöyle bir sıkıntı da var orada. Rusların parası da kurtarılmış oluyor. Çok büyük Putin, Rus mevduatı var. Çok büyük tepki göstermiş Putin. Tabii yani orada kendi bütün firmalarının 20 milyar civarı. Evet, galiba. 20 evet. Morgan Stanley şeye göre, Morgan Stanley'e göre 20 ile 30 milyar euro arasında bir para var. Şimdi oradan resmen Rusların 1,5 milyar eurosunu alıp cebe atıyorsun. Evet. O da çok büyük tepki göstermesi normal. Şimdi ama yani bu olaylar olduktan sonra geri adım atılırsa o zaman Almanların da ayağa kalkması normal. Canım, sen benden aldığın vergiyi oraya vereceksin diyeyim. Oradaki miktarın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla. Peki şunu soracağım. Şimdi hadi onlar vazgeçmediler. Almanya korkusu. Şimdi Güney Kıbrıs yönetiminin hükümeti parlamentodan geçiremedi bunu. O zaman ne olacak? İşte o zaman çok büyük sıkıntı olacak. Nasıl bir sıkıntı olacak? Arkasından zaten not derecelendirme kuruluşlarından peşi sıra açıklamalar. Kıbrıs borcunu ödeyemeyecek, iflasa gidiyor diyecek. Çünkü zamanı geldi borç ödemesinin. Bunun ödenmesi gerekiyor. Milli gelire oran olarak vesaire baktı. Yani küçücük bir yer. 17 milyar euro civarında bir borçları var. Bunun ödenmesinde sıkıntı olacak. Borcu alacaklılar bu sefer. Onlara tıraş uygulanacak. Ya bu hikaye bitmeyecek. Yani bu en az bir 3 sene 5 sene Almanya zaten Avrupa ekonomisi böyle bir cenderenin içerisine girdi ve artık oradan çıkmasına neredeyse imkan yok. Ama yani hocam şimdi bu hakikaten bir sosyal patlamaya dönüşürse ne olacak? Esas soru o. Yani dediğiniz gibi 200 sene belki bu kısır döngü devam edecek. İşte zaman zaman çözümler bulunacak, geçici çözümler, yara bantları yapıştırılacak, sonra onlar atacak, yaralar büyüyecek ama esas mesele bu işte Yunanistan'da gördük sokağa çıktı insanlar, ne hale geldi ülke. Bu Avrupa'ya yayılırsa hakikaten ne olacak? Şimdi şöyle, o zaman sistem tamamıyla mı çökecek? Tabii. Orada zaten Avrupa Birliği'nin kalmasına imkan yok. Zaten ben Avrupa Birliği'nin devam edeceğini falan zannetmiyorum. O zaman yeni bir sistem bulmalı. Tabii parasal birliği çökertmemek için uğraşıyorlar ama bu arada işte politik kaygılar nedeniyle de yanlış kararlar da alıyorlar. Özellikle de senin söylediğin gibi bak, millet parasını bankadan çekmeye başlarsa bunu engelleyebilirsiniz. Bunu çok rahat engelleyebilirsiniz. Tabii. Basarsın parayı, likiditeyi bankalara gönderirsin ve herkes parasını çeker. Bir süre sonra da tekrar bankalara parayı atmaya başlar. Hocam bir virgül koyalım mı? Tam reklama denk gelmiş. Bu önemli çünkü. Kesmeden devam ederiz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Paranın Rotası devam ediyor. Hocam bir iki yorum okuyayım hemen tam da bu konuyla ilgili. Mustafa Şahin demiş ki Almanya 2. Dünya Savaşı'nın intikamını alıyor. Ekonomik olarak tüm Avrupa'yı işgal edecek. Euro para birliğinin tek hedefi buydu. 2014 yılında Avrupa parçalanacak demiş tam bizim kaldığımız noktada. Yine Hüseyin Yurtsev de diyor ki Almanların malum huysuzlukları, Almanya'ya da teknokrat hükümet atasak Merkel'i tekrar iktidara taşımış oluruz. Demokrasi hak getire. Şu ana kadar zaten gelişen olaylara baktığımızda ben her iki izleyicimize de hak veriyorum. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani Almanların bilinçaltlarında o büyük Almanya bence hala duruyor. Burada dikkat edersen patron Merkel. Yani o izin vermeden Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne konuşabiliyor, ne bir şey yapabiliyor. Ve bu kadının veya bunun danışmanlarının, yani Almanlar inanılmaz muhafazakardır. Gerçekten çok disiplinli bir millettir. Ve aynı şekilde Akdeniz ülkelerinde benzer şekilde davranmasını istiyorlar ama o şartlar, yani o benzer davranış biçimi bugün doğru değil. Yani dün doğru olabilirdi. Yarın da belki doğru olabilir.
her şey normalken evini temiz tutacaksın, disiplinli olacaksın. Aksi halde krizde tostarsın. Ama bugünkü şartlarda büyük sorun, aslında Avrupa'nın en büyük sorunu, bütün parasal ve ekonomik gelişmeleri bir tarafa bırak, özellikle sosyal patlama ve sosyal sorun. Yani şu an hiç kimse huzurlu değil Avrupa'da. Eskiden Avrupa'da yaşayanlar Avrupa'da refah ortamında yaşıyorlardı. Şu an artık onlar da işsiz kalıyorlar. Onlar da ciddi bir şekilde sıkıntı çekiyorlar ve bu bir sosyal patlama. Yani bunu Standard & Poor's'un söylemesi çok ilginç. Yani bir sosyal patlamadan bahsediyor. Şimdi bu haberi herkes okudu. Avrupa'da. Vatandaşlar evet ya, bu konuda bir şey yapabiliriz, yoksa bizim de cebimizden kesilecek dese, yarın sokağa çıkmış olsalar, asıl tehlike o. Demin onu anlatmaya çalışıyordum Barış. Bak, herkes mevduata saldırırsa bunu engellersin. Ama herkes sokağa çıkarsa bunu parayla engellemene imkan ihtimal yok. Yani para orada para geçmez. O zemberek bir boşaldı mı hocam? Kesinlikle. Ve o tabii ki ekonomiye çok büyük zarar verir. Ve bütün diğer sistemik riski dinamitler, yani tümüyle finansal piyasaları işlemez hale bile getirebilir. O anlamda her ne kadar biz hemen Güney Kıbrıs'taki gelişmeler üzerine ve şu anki konjonktür ve şu anki bakış açısıyla ve bugün gelen haberlerle bu yorumları yapıyoruz. Belki bir hafta sonra bir izleyicimiz bize diyecek ki, hani o gün bunları konuşuyordunuz, ne oldu, bitti mi, bütün tehlike geçti mi diyecek. Hayır. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl boyunca bu tehlike sürekli var olacak. Bugün Kıbrıs, yarın İtalya, öteki gün başka bir Avrupa ülkesi, hatta Hollanda, yani Belçika, baktığın zaman inanılmaz borç yükü içerisindeler bu ülkeler. Nasıl ödeyecekler bu borcu? Amerika kendi borç ödeme planını bile ortaya çıkartamıyor. Bütçe dengelerini ortaya koyamıyor. Nasıl ödeyecekler bu borcu diye sorduğun zaman bir tek cevap kalıyor. Cumartesi günü National Bureau of Economic Research'ın sitesine girdim. Bu Amerikan Ulusal Araştırmalar Merkezi. Dünyanın her yerinden bilim adamlarının gönderdiği makaleler orada yayınlanıyor. Ve orada çok ilginç bir makale vardı. Kesinlikle borcun ödenmesi enflasyonlu olacak. Yani geldiği sonuç, tüm 1800'lü yıllardan beri büyük borç krizlerini ele almış. Ve bu enflasyonda olacak. Yani sen enflasyonu yaratarak reel borcu aşağı çekeceksin. Bu şekilde ancak borcu ödeyebileceksin. Çünkü gelir yaratmana imkan yok. Çünkü ekonomiler, daha önce Amerikan ekonomisi krizler sonrasında %8-10 büyürken, 2008 krizi sonrasında en fazla artabildiği yer %3,5 civarıydı. %5'in altında hiç büyüme görmemiştik Amerika'da. Yani %5'in altında değildi. Dolayısıyla bu sistem artık yerinden sarsılıyor. Yani şu an var olan finansal sistem, ekonomik sistem kendi sorunlarını da birlikte yarattı. Ve bu sorunların en temelinde de hırs ve daha fazla kazanma hırsı. Yani kapitalizmin insan önüne sunduğu o daha kazanma hırsı var ya. Şimdi Küba'da hangi adam alıyor sabah iki şişe sütünü? Ekmeğini alıyor, bedavaya okula gidiyor, bedavaya hastaneye gidiyor. Herkes orada baktığın zaman mutlu, tamam mı? Öbür tarafta da herkesin altında süper arabalar, en şeyde yaşıyorlar fakat mutsuzlar. Buna baktığın zaman da bu sistemin artık daha fazla gidecek yeri kalmıyor. Yani büyümenin gelmesi için milletin borçlanması gerekiyor. Ne diyoruz? Amerika'da vatandaş harcayacak. Evet. Ne yapıyoruz? Hangi veriyi olumlu olarak yorumluyoruz biz ekonomistler? Geçen hafta, işte geçen ay içerisinde Amerika'da açıklanan son kredi kullanımlarına baktığımızda kredilerde ciddi bir artış olmuş. Millet artık borç ödeme işini, deleveraging deniyor ona, kesmiş. Artık borçlanmaya başlamış. Eğer öyle bir durum söz konusuysa bunu olumlu yorumluyoruz. Öyle değil mi? Asıl sakat olan, bu sistem içerisinde mecburen olumlu yorumluyoruz. Asıl sakat olan herkesin kendi geleceğini tüketiyor olması. Biz de aynı durumdayız. Tabii. Yani Türkiye şu an hem konjonktür nedeniyle hem de işte borçların azaltılması nedeniyle daha rahat gözükse de biz krizimizi, önümüzdeki krizi biriktiriyoruz Barış. Yani gerçekten insanlara baktığın zaman o kredi kartlarındaki artış, onlar yarın bir küçülme gelse %2,5 oldu, herkes
feryat ediyor şu an. Yani iş adamı, esnaf, herkes feryat ediyor. Normal konuşuyoruz işte. Sen 3 yıldır, 4 yıldır maaşım artmıyor diyor konuştuğun insanlar. Hı-hı. Özellikle özel sektörde çalışanlar. Alım gücü düştükçe borçlanma artıyor. Aynı refahı koruyabilmek için daha fazla borçlanma ihtiyacı duyuyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Peki hocam, şimdi son 10 dakikaya girerken artık İMKB'ye bir bakalım hemen. Mehmet Cengiz Özgöz demiş ki, İMKB'nin mevsimsel yatay seyrine ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz? Bence İMKB'de şöyle bir durum var. Mevsimsel hani illaki şey olmak zorunda değil. Hani mevsimsel bir yatay seyir yapmak zorunda değil ama şu an bence sanki o süreç artık başladı. Yani belki yükseleceğiz, 90 bine kadar gideceğiz ve ondan sonra yaz aylarına doğru ki hep şeyde genellikle işte Mayıs ayında sat, tatile çık söylemi vardır. Şu an bu grafik haftalık bazda İMKB'yi gösteriyor. İMKB yaklaşık 6 hafta düştükten sonra, 5 hafta düştükten sonra 2 hafta yükseldi, 1 hafta bekledi. Şimdiki bu haftada geçen haftaya göre biraz daha artıda bulunuyor. Ki şunu vurgulamak istiyorum. İMKB bu sürece bence girmiştir şu aşamada. Yalnız Avrupa'daki bu sorun ciddi bir soru işareti yaratmıştır. Hı hı. Temkinli olmak lazım. Bir de Merkez Bankamızın Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak. Ve o toplantı öncesinde de İMKB muntazam artış bekliyor. Yani Merkez Bankası şu an her ne kadar Sayın Bakanlar, Zafer Çağlayan, Sayın Nihat Erim, özür diliyorum Nihat Erim dedim. Nihat Ergün. İşte büyüme kesinlikle feragat edilmemeli diyor ama Merkez Bankası bence muntazam karşılıklarda bir artışa gidecek. Çünkü kredilerdeki büyüme %20'ye yaklaştı ve bunun içinde bir miktar içerideki talebin büyümesini engellemeye çalışacak. Daha önce de cari açık verilerini yorumlamıştım. Orada da çok net bir şey var. 2012'nin Ocak ayıyla 2013'ün Ocak ayını karşılaştırdığımızda felaket bir para girişi ve borçlanma devam ediyor. Türkiye'nin borçlanması, yani dışarıdan para gelmeye devam ediyor. Yeniden cari açıkta yükseliş başlayacak. O yüzden Merkez Bankası bunu engellemeye çalışacaktır. Bu nedenle de borsada çok fazla hani güçlü yükselişler beklememek lazım. Bence yataya yavaş yavaş girdik. Bu arada yalnız Amerika'da olası olumlu gelişmeler, Çin'e işte ilk defa yatırımlar arttı tekrar. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda şu an için şeyde 81.500 endeks normal. Bu seviye destek oluyor ve bu destek tuttuğu sürece de yukarı gitme çabası içerisinde olacağız. Ama bu sabah Barış, yani bugün biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Yani bugün ben 83.800-900 seviyesindeki direncin pek aşılabileceğini zannetmiyorum. Dünkü olumlu havaya rağmen bugün dışarı olumlu olsa da biz olumlu açılacağız. Ondan şüphemiz yok. Bak şurada dünkü olayı bir göstereyim. Dün açılışta direkt olarak 82.250 civarından başladı ve 10 dakika sonra tekrar 82.500'e 83.000 arasına attı borsa kendisini. Yaklaşık yarım saat sonra da 83.000'in üzerindeydi. Sonra bir miktar geri çekilme gelse de borsa tutunmayı başardı. Dolayısıyla şu an hala olumluyuz biz de. Fakat Türkiye için ekonomik risklerden ziyade ben siyasi riskleri çok daha güçlü görüyorum. Yani bizde olumsuz etkilemeye başlayabilecek gelişmeler olabilir. Yani bu Suriye konusu, işte İran konusu vesaire, bu cadı kazanı, yani burası hakikaten şu an fiyatlanmıyor bunlar. Bu barış süreci konusu olumlu geçiyor ama orada yani ben istenilenlerle verilmek istenilenler arasında çok büyük bir uçurum görüyorum ve orada pek bir anlaşma vesaire olacağını zannetmiyorum yani. Dolayısıyla ileride bu risk oluşturabilir. Evet. Şimdi gelelim dolar cephesine. Bir soruyla beraber gelelim oraya. İbrahim Dere diyor ki, Güney Kıbrıs yönetiminin azınlık hükümetinin mevduatlara vergi getiren kanunu geçirmesi zor gözüküyor. Bu kanun geçmezse dolar endeksi ne olur? Dolar Türk lirası ve piyasaya yansımalar nasıl gerçekleşir? Şimdi dolar dün biliyorsun şey yaptı. 1.8150 seviyesini, yani 1.8175'e kadar çıktı. Ve ondan sonra
daha doğrusu 1.81-1.75 seviyesinden dün hızlı bir şekilde çıktıktan sonra düştü. Bugün dolar yine hafif bir yukarı hareket içerisinde bulunuyor. Yalnız burada her zaman şunu söylüyorum. Burada en büyük oyuncu Merkez Bankası. Merkez Bankası'ndan gelecek bir açıklama dolardaki bütün hareketi değiştirebilir. Ama doların uzun süredir şöyle bir yukarı yönlü trend oluşturduğunu görüyoruz. 60 dakikalık grafiklere geçtiğimizde de bu trend en son 1.81.50'ye kadar, 1.81.75'e kadar getirdi ki daha önce verdiğimiz en güçlü direnç bölgesi de 1.83. Yani bu 1.83 seviyesi çok güçlü bir direnç. Bunun üzerine çıkması olasılığı zayıf olduğu için zaten 1.81.50 sıralarında, yani 81'in üzerinde, daha doğrusu 1.80'in üzerinde genellikle çok fazla alım tarafında olunmasını önermiyordum. 75-76 iken oradan alınıp 80'de 81'de satılabilirdi ama bu aşamadan sonra 83 yukarı kırılmadan dolarda pozisyon alınmasını önermiyorum. Ne gelişme olacağını bilemeyiz. Yani şu an genel olarak ben orada bu yasa geçer mi geçmez mi? Güney Kıbrıs'ı kimsenin taktığı yok. Güney Kıbrıs'ta ister geçsin ister geçmesin çok etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani hatta geçmezse olumsuz etkisi olacak. O tabii ki kesin ama asıl önemli olan orada yasanın geçmesi durumunda paniğin Avrupa'ya yayılması ve orada da benzer yasaların çıkacağı endişesi. Hı hı. Yani El Erayin'le Krugman'ın söylediği noktalar. Bu anlamda dolarda görülebilecek en yüksek seviyeyi 1.83 olarak görüyorum. Dolayısıyla orayı kırmadan orayı kırdığını görmemiz lazım. Yani hı hı. Alacak dolar alacak olan birisi varsa kesinlikle 1.82.50'nin üzerine kapanışı beklesin. O zaman 1.85'e kadar hareket olabilir. Ama şu aşamada dolarda bütün bunlara rağmen çok büyük bir patlama olmadı. Ama dolar endeksine baktığımızda, yani dünya dolar endeksine baktığımızda dün özellikle dünkü hareket sonrası dolar endeksi yükselmişti. Sonra tekrar geri çekildi. Şu an yatay ve sakin gidiyor. Güney Kıbrıs oylamasından sonra buradaki hareket değişebilir. Özellikle euro dolar paritesi hani 1.29'un altına tekrar gerilerse bu çok tehlike. Yani o zaman euro dolar paritesi 1.27'ye kadar gerileyebilir. Faiz sinsi 5.99 seviyesine geldi. Ne düşünüyorsunuz demiş Suat Bey hocam. Şöyle düşünüyorum. Faizin yükselmesinin en önemli sebebi burada hatta altının da üzerine çıktı. Tahvil faizlerinin, yani bu 60 dakikalık grafikti az önce verdiğim. Faizin yükselmesi para politikası kurulu öncesinde Merkez Bankası'nın biraz likiditeyi kısıp hı hı. işte muzdam karşılıkları arttıracağı beklentisinden bence çıkıyor. Tabii Güney Kıbrıs konusu bir miktar yukarı attı bizim faizi de. O normal, o artış. Ama faizde yukarı hareketin devam edebilmesi için enflasyonda yukarı hareketin başlaması gerekiyor. Ama Şubat ayı enflasyonu beklentilerin çok altında gelmişti. Üretici fiyatları eksi gelmişti 3 ay üst üste. Dolayısıyla gelecek aylarda enflasyonda düşüşün ben süreceğini düşünüyorum. Bu seviyelerden tahvil bono fonlarına girilebileceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın para politikası kurulu açıklansın. O sırada faiz 6 ise, 6.5 ise, o arada bir yerdeyse tahvil bono fonlarına girenler oradan iyi bir getiri sağlayabilirler. Kaşif Yılmaz Yelken bir soru sormuş. Son 1.5 dakikamız hocam. Şarp net kar marjı ne anlama gelir? Şöyle, bugün şeyde verdim ben onu, web sitemde bir tablo verdim. Hı hı. Bir şirketi karlılığı, yani net kar marjı dediğimiz, 100 liralık mal sattın, 10 lira kar ettin, %10 kar marjın var. Bu şirket sürekli %10 elde ediyorsa evet. kar marjı, bunun standart sapması, yani hiç sapmıyor demektir, sıfırdır. Böyle bir durumda çok yüksek bir orana çıkar. Tamam mı? Şarp net kar marjı ne kadar yüksekse, özellikle 2 ve 3'ün üzerindeyse, o şirket çok istikrarlı kar ediyor anlamına gelir. Şarp net kar marjı ne kadar 1 veya altındaysa, bir %10 kar ediyor, bir %5 zarar ediyor, bir %20 kar ediyor, bir %30 zarar ediyor gibi aşırı dalgalı bir kar marjı var. Dolayısıyla şirketin geleceğine ilişkin kar tahminlerini yapmamız zor anlamına gelir. Şarp net kar marjı ne kadar yüksekse şirketin istikrarı o kadar yüksektir. Ne kadar da düşükse o kadar istikrarsız bir karlılığa sahiptir. Peki hocam, artık nokta alacağız. Süremizin sonuna geldik. Bugün de teşekkür ediyorum size. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını nokta alıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.
Oğuz Altın paranın rotasını sundu.